Merhabalar. Hastanemizde kalacağınız süre boyunca alacağınız hizmetler, oda kullanımı ve kurallarımız hakkında siz değerli misafirlerimize yardımcı olacak kısa bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Hastalarımız ve refakatçilerimizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan tek ve çift kişilik odalarımızda 24 saat sıcak su, telefon, kablosuz internet bağlantısı, klima sistemi, buzdolabı, elektronik kontrol panelli yatağınız ve refakatçi koltuğunuz bulunmaktadır. Odanızda yer alan kişisel eşyalarınızın düzeni hasta ve hasta yakınlarımızın sorumluluğundadır. Hastanızın düşme riskini ortadan kaldırmak adına yatağınızın korkuluğunu kaldırın. Korkuluk üzerinde bulunan kontrol paneli ile yatağınızın yerden yüksekliği, yatak başucu ve ayak ucu yükseklikleri gibi fonksiyonlar ayarlanabilmektedir. Problem yaşadığınızda lütfen servis hemşirenize veya servis personelinize başvurunuz. Hasta yataklarına refakatçi ve ziyaretçiler tarafından oturulması, boş yataklara yatılması uygun değildir. Nevresim ve çarşaflar sadece hasta için verilmektedir. Hasta refakatçilerine nevresim, çarşaf, pike, yastık gibi malzemeler verilmemektedir. Odanızda bulunan ve günlük temizliği yapılan banyo ve tuvaletinizde 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Işıkların kullanım sonrası kapalı olmasına ve ortamı temiz bırakmaya özen gösteriniz. Kaldığınız süre boyunca ortaya çıkabilecek enfeksiyonların önlenmesi için odada bulunan el dezenfektanını mutlaka kullanınız ve sık sık ellerinizi yıkayınız. Binamız akıllı bina olup pencere bulunmamaktadır. Odanızın sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilmek için oda termostatınızı kullanabilirsiniz. Bizimle kaldığınız sürede kablosuz internet olanımızdan yararlanabilirsiniz. İnternet hizmeti almak için yataklı servisler, zemin katta bulunan hasta yatış odasından internet şifrenizi alabilirsiniz. Odanızdaki telefonun dahili numarası aynı zamanda direkt hattınızdır. Dışarıdan doğrudan iletişim için odanızın dahili numarasının başına 0258 296 artı oda numarası getirerek aranması yeterlidir. Telefon görüşmelerinizi yaparken odanızdaki diğer hasta, hasta yakınlarını rahatsız etmemeye ve saat 22'den sonra telefon görüşmesi yapmamaya özen gösteriniz. Ayrıca cep telefonlarınızın sesi, görüşmelerinizdeki ses tonunuzun yüksekliği hakkında sizlerden hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Burada kaldığınız süre boyunca dış dünyadan kopmamanız için televizyonunuzu kullanabilirsiniz. İlk açtığınızda hastane tanıtım videosunu görebilirsiniz. Televizyonunuzun sesini etrafı rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayınız. En önemli şey tedavi planınızda yer alan diyetiniz doğrultusunda beslenmenizdir. Hastanemizde sabah kahvaltısı 06-7.30 arası, öğle yemeği 11.45-13.30 arası, akşam yemeği 17.30-19 saatleri arasındadır. Tedavi planınızda varsa ara öğünleriniz verilmektedir. Hastanızın sağlığı için hekiminizin onayı olmadan ve tedavi planınızda bulunmayan yiyecekleri dışarıdan getirmeyiniz. Onay alınarak getirdiğiniz yemeklerinizi buzdolabınızda muhafaza ediniz. Ziyaretçilerinizi gündüz 13.30-14.30 arasında, akşam 19-20 saatler arasında kabul edebilirsiniz. Siz ve diğer hastalarınızın sağlığı için 2 kişiden fazla ziyaretçi kabul etmeyiniz. 12 yaşın altındaki çocukları getirmeyiniz ve refakatçi değişimlerinizi ziyaret saatlerinde yapmaya özen gösteriniz. Ziyaret süresi tamamlandığında görevlilerin uyarılarını beklemeden hasta odalarından ayrılınız. Sizlere daha iyi koşullarda hizmet verebilmek adına hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerimizin uyması gereken bir takım kurallar belirlenmiştir. Hastane çalışanlarımızla uyum ve karşılıklı saygı içerisinde hastane kurallarımıza özen gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Servise yatışınız sonrasında size yapılacak tedavi ve uygulamalarda tedavi güvenliğinizin sağlanması açısından kas sekreterimiz tarafından kolunuza takmanız için üzerinde hasta adı soyadı, protokol numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi içeren hasta tanıma bilekliği verilecektir. Hastalarımız mevcut şikayetlerini, geçirmiş oldukları ameliyat ve hastalıkları, hastaneye yatırılıp yatırılmadıklarını, uygulanan tedavileri, kullandıkları ilaçları hakkında tam ve doğru olarak bilgi vermelidir. Hastalarımız kullanmakta olduğu ilaçlar konusunda ilgili hekimlerine bilgi vermeli ve yanlarında getirdikleri ilaçları servis hemşirelerine teslim etmelidirler. Hekim veya hemşirenizin bilgisi olmadan hiçbir ilacı kullanmayınız. Hekimlerimizin vizit saatlerinde refakatçilerimizin bekleme salonuna geçmeleri rica olunur. Hastanemizde refakatçi olarak kalmak için refakatçi kartı alınması gerekmektedir.
Refakatçi kartınızı hastanemize girişlerde güvenlik açısından görülmesi istendiği durumlarda güvenlik görevlilerimize, ayrıca yemek servisi esnasında görevli personelimize göstermeniz gerekmektedir. Hastanemizde kaldığınız süre boyunca refakatçi kartınızı üzerinizde bulundurmaya özen gösteriniz. Taburculuğunuz sonrasında kartınızı kas sekreterimize teslim ediniz. Hastaneye ait eşya ve malzemelerin düzenli ve temiz kullanılması gerekmektedir. Kusurlu kullanım veya kısıtlı olarak hastanemizin demirbaş ve sarf malzemelerine verilen zarar hastalarımızdan tazmin edilir. Odanızda yatmakta olan diğer hasta ve hasta yakınını rahatsız etmemek adına lütfen gürültü yapmayınız. Değerli eşyalarınızı hastanemize getirmeyiniz ya da bir yakınınıza emanet ediniz. Hastanemizde kaybolan değerli eşyalarınızdan kurumunuz sorumlu değildir. Odanızda kullanmayı düşündüğünüz her türlü elektrikli alet için sorumlu hemşiremize bilgi veriniz. Yüksek akımla çalışan cihazların kullanılması güvenlik açısından uygun değildir. Hastanemizin tüm açık ve kapalı alanlarında sigara içilmemektedir. Sigara kullanıldığının tespiti halinde yasal mevzuat hükümlerince kanuni işlem yapılacaktır. Lütfen kendiniz ve diğer hastaların sağlığı için sigara kullanmayınız. Yangın, deprem gibi afet hallerinde sağlık çalışanlarımızın yönlendirmesi doğrultusunda hareket ediniz. Kesinlikle asansörleri kullanmayınız. Hastanelerde atıkların geri dönüşümü ve toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir takım kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar çerçevesinde hasta bezi, eldiven, maske, idrar kapları, üzerine kan, idrar, dışkı bulaşmış malzemeler, kırmızı poşetli tıbbi atık yazan çöplüklerine, yemek, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, ıslak mendil, sebze, çay artığı, kan, idrar, dışkı bulaşmamış atıkları, siyah poşetli evsel atık yazan çöp kutularına, ambalaj atıkları, plastik ya da metal malzemeler, kağıt ve karton gibi atıkların geri kazanılabilen karton atıklarına bırakmaya özen gösteririz. Sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, hastanemizden hizmet alan diğer hastalarımız ile sağlık personelimizin haklarını dikkate alarak karşılıklı uyum ve saygı çerçevesinde davranmaya özen göstermenizi rica ediyoruz. 14 Mayıs 2012 tarihli çalışan güvenliğinin sağlanması genelgesi gereği sağlık çalışanlarının idare kararıyla görevden çekilme hakkı bulunmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarında sağlık personelinin şikayetine gerek kalmadan hastane idaresi tarafından adli işlem başlatılacaktır. Sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, hastanemizden hizmet alan diğer hastalarımız ile sağlık personelimizin haklarını dikkate alarak karşılıklı uyum ve saygı çerçevesinde davranmaya özen göstermenizi rica ediyoruz. Hastanemizde verdiğimiz hizmetlerle ilgili şikayet, öneri ve memnuniyetlerinizi hasta iletişim ve halkla ilişkiler birimine, hastanemizdeki iletişim kutularına ya da www.infohastane.fau.edu.tr adresinden ulaşarak bizlere iletebilirsiniz. Bizi www.facebook.com/pamukkalehastane veya twitter.com/fayuhastane adreslerinden daha yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca www.fayu.edu.tr/hastane adresinden hastalarımız için linkini tıklayarak hasta bilgilendirme broşürlerimize ulaşabilirsiniz. Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve hasta yakınlarımıza geçmiş olsun der, sağlıklı yaşam dileriz.